Her birimiz aslında birer engelli adayız. Bugün varız ama yarın ne olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Yarın ne olacağını bilen yok ama pek çok kişi biliyormuş gibi benim başıma gelmez diye düşünüyor. Onların yaşadıkları sıkıntıları görmüyor, anlayamıyor. Hayatın standartları düzenlenirken ihtiyaçları dikkate alınmadığı ve gerekli imkanlar sağlanmadığı için dört duvarla çevrili evlere, odalara mahkum ediliyorlar. Bu büyük bir haksızlık. Ama devletin zirvesi Çankaya Köşkü engelli vatandaşların maruz kaldığı bu büyük haksızlığın farkında ve tek çözümün eğitim olduğu görüşünde. İşte bu görüş ışığında Cumhurbaşkanı eşi Halil Musa Gül'ün himayesinde başlayan Eğitim Her Engeli Aşar projesi ikinci yılını doldurdu ve köşkte kutlama programı düzenlendi. Görme engelliyiz ama birer avukatız, insanları savunuyoruz. Birer yazarız, kitap yazıyoruz, satranç şampiyonları olarak Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil ediyoruz. Biz görmüyoruz ama yaşamayı seviyoruz. Gerekli altyapıları oluşturur, zeminleri oluşturur, fırsatları verirsek evet bu potansiyeller açığa çıkar. 4800 bakıma muhtaç özürlümüzün bakım ihtiyacını, ücretlerini biz ödemek suretiyle karşılamış oluyoruz. Programa engelli vatandaşlar ve siyasilerin yanı sıra sanatçılarla gazete ve televizyon temsilcileri de davet edildi. Bir de yabancı konuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ ve Gürcistan Cumhurbaşkanlarının eşleri. Onlar da katkılarından dolayı valiler gibi plaketlerini Halil Musa Gül'ün elinden aldılar. Köşkteki resepsiyonun ardından da yine Halil Musa Gül öncülüğünde Milli Piyango Zihinsel Engelliler İş Okulu'nu ziyaret ettiler. Hem çocuklarla vakit geçirdiler hem de eğitim koşulları hakkında bilgi aldılar.